Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'taki temasları sürüyor. Fidan ziyaretinin ikinci gününde Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani ile görüştü. Gündemdeki en önemli başlık terörle mücadele Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'taki yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan temaslarının ikinci gününde Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit ile görüştü. Başta terörle mücadele olmak üzere ikili ticaretin artırılması ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması gibi konular ele alındı. Bakan Fidan, Irak Başbakanı Muhammed Şia es ile de bir araya geldi. Sudani, güvenlik ve istikrarın Irak hükümetinin önceliği olduğunu vurguladı. Hiçbir taraf veya örgütün güvenliği bozmasına veya Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı için kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak'taki Türkmen toplumunun önde gelenleriyle de görüştü. Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman Fidan'a 120 senelik Osmanlı kaması hediye etti. Dışişleri Bakanı Fidan salı günü Irak'lı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüşmüştü. O görüşmenin gündemindeki en önemli başlık da terörle mücadeleydi. Fidan Bağdat yönetimine PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımaları için çağrı yaptı ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Ayrıca kendilerinden dostluk ve kardeşlik gereği PKK terör örgütüne resmen PKK'yı terör örgütü olarak tanımalarını da bekliyoruz. Fidan'ın Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.